Bir resim vardı. İzninizle onu göstermek istiyorum, izin verirseniz. Irak, Bağdat'ta 30 kişinin şehit olduğu patlama sonrası her yer kana bulanmış hocam. Camide bile Müslüman Müslümanı öldürüyor. Bu şekilde de bir resmi var inşallah. Mesela bu da ayrı bir kepazelik. Şeytanın ayrı bir oyunu. Şeytan dalga geçiyor insan. Oyun oynuyor ya. Ulan Müslüman Müslümana bomba atar mı? Deli misiniz siz ya? 5 yaşındaki genç kız Musevi. Fındık burunlu bir kız. Onu öldürüyor. Kahramanlık yaptım ya diyor. Rezillik yapıyorsun lan. Şeytana uyuyorsun. Ahmak. Cehennem dibine gideceksin. Allah size gitsin. Belanı buluyorsunuz. Aptallık yapma. İnsanlar hepsi Allah'ın kulları. Ne güzel, ne tatlılar. Mesela benim canım mesela Sırp. Dünya tatlısı. Acayip güzel bir varlık. Maşallah. Ben ona niye düşman olayım ya? Ben onu severim, sevgi duyarım. İyi olması için dua ederim. Allah'tan hidayet vermesi için dua ederim. Niye helak olsun ya? Niye kötü olsun yani? Bu ne biçim kafadır ben anlamıyorum ya. Deve kini gibi oluyor kinlerde bir. Bir şey taktı mı kafa? Yani. Müslüman kindar olmaz, nefret dolu olmaz. Affedici, şefkatlidir. Hele hiç alakası olmayan insanlara nefret duymak çok büyük bir zulümdür. Suç işlediyse ilgili adam neyse cezası onu çeker. İnşallah. İnşallah. Hocam çok sevindim. Musevi çocuklar var. Bakayım. Göstereyim mi? İnşallah. Ya kardeşim mesela şeker gibi bir şey şuna bak ya. Yazık değil mi bu mazlum köftelere? Değil mi? Nur gibi çocuklar, yazık çocuklara ya. Ne otur baksana, baksana. Bak çok şekerler. Maşallah. Maşallah. Değil mi? Maşallah. Allah'ın kulları onlar, mazlum Maşallah. insanlar. Onlara karşı nefret çok çok çirkin. Baksana nur gibi, bayağı güzel, çok Maşallah. tatlı, çeker bir şey. Bal, kaymak hepsi karışık. Baksana tipler herifen, keyifler de yerinde. Maşallah. Maşallah. Bak elma gibi şey. Tip acayip şeker, burnu tam ısırmalık. Maşallah. Dünya tatlısı maşallah. Maşallah. Nefret çok korkunç bir şey. Daima sevgiyle, daima merhametle, daima şefkatle. İşte onlar bize şunu yapmış. Kardeşim o zaman dünyada adam kalmaz. O kafanın olmaz. İntikam, 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 intikam. Nereye kadar intikam? Size bir kötülük yaptığında diyor ki Cenab-ı Allah, siz onlara diyor iyilikle mukabele edin. Bir de bakarsınız size kötülük yapan kişi size dönmüştür diyor. Artık güzel bir insan Evet. olmuştur diyor. Kur'an ayeti var. Sürekli nefret olmaz. Mesela Musevilere ya desen ki kardeşim siz orada yaşayın. Tabii ki atalarınızın diyarı, neye yaşamayacaksınız? Ne demek ya? Tabii açalım sınırları. Yıkalım duvarları. Filistin nerede kardeşim? Biri İsmailoğulları, biri İsrailoğulları ya peygamber çocukları iki tarafta. İnşallah tabii. Yani bir babanın evlatları, bir peygamber babanın evlatları. Yani İsmailoğulları Araplar, İsrailoğulları da bizim Musevi kardeşlerimiz. Ne var ya? Uçsuz bucaksız arazi ya. Birbirinden güzel. Bırakın ay gelsinler, Ürdün'e gelsinler, her yere yerleşsinler, Türkiye'de gelsinler, başımın üstünde yeri var ya. Yani bu olay çıkaracak, hadise çıkaracak ne var? Filistin kardeşim küçük 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 ufak ufak böyle ada gibi yerlerde sıkışmış vaziyette yaşıyorlar. Ne gerek kardeşim? Açın. Polis kontrol noktalarına falan ne gerek var? Asker İnşallah. masker kontrol noktasına kaldırın. Rahat rahat yaşasınlar.